Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karantinadayken yani evde karantinadayken yapılabilecek birkaç tane bir şey göstereceğim. Eğer canınızın sıkılmasını istemiyorsanız evde yapılabilecek birkaç tane şey göstereceğim ve birkaç bonus bir şey göstereceğim. Siz işinize yarayacak arkadaşlar. Gerçekten işinize yarayacak, beğeneceğiniz. Şu an biliyorsunuz koronavirüsten dolayı insanlar evinde karantinada, bildiğiniz insanlar evinde karantinada ve bu yüzden size canınız sıkılmaması için birkaç tane bir şey göstereceğim. Uzatmadan direkt başlayalım. İlk olaraktan birinci maddemiz kitap okumak. Kitap okuyun ya. Kitap okuma gerçekten zaman çok hızlı geçirir ve size bilgi katar. Beyninizi geliştirir, aklınızı geliştirir, zekanızı geliştirir, konuşmanızı düzeltir. Derslerde atıyorum sınavlara falan okuduğunuz soruyu daha kolay anlamanızı sağlar. Beni yine meraklandırıyorsun. Samim amca. Diye gülümsedi. Hazal yarı şaka yarı ciddi. De bakalım bu sefer ne buldun? Hazal ile Cem Yıldız Parkı'ndaki çadır köşkünde çay içerlerken masanın karşısına büyük bir ciddiyetle oturan yaşlı adamlara baktılar. Ama ben şimdi size 3 tane kitap önereceğim. Birincisi Uçurtma Avcısı, ikincisi Kürk Mantolu Madonna, üçüncüsü Bin Muhteşem Güneş. Bu 3 kitabı okuyup değerlendirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Birinci maddemiz buydu. Gerçekten güzel zaman geçirebilirsiniz kitap okuyarak. İkinci maddemiz film izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten evde, bilgisayarda, telefonda, televizyonda, internetiniz var sonuçta. Hani film izleyebilirsiniz. Gerçekten sıkılmazsanız film de gerçekten güzel zaman geçiriyor. Hani günü çabuk bitirirsiniz. Hani günün nasıl bittiğini anlayamazsınız. Gerçekten geçin, yatın ve yatın. Bacaklarınız uzun, rahatlayın. Bu araları bayağı bir dinlenin. Çünkü hani bu virüs biterse tabii en yakın sürede inşallah biter ve bittikten sonra bayağı rahatlayacaksınız. Şu an bayağı bir dinlenin. Geçin ve film izleyin. Ne mi izleyebilirsiniz? Ben size şimdi 3 tane film sunacağım. 3 tane. Birincisi Who Am I? Yani Türkçesi Ben Kimim. İkincisi 7. Koğuştaki Mucize. Arkadaşlar Aras Bulut İnemli oynuyor ve birkaç ünlü daha oynuyor yanında. Onların ismini şansa saymak uğraşamam. Ama gerçekten efsane bir film. Çok duygusal ama gerçekten güzel film. Hani ben bir ağlamayacağım diyen insan bile ağlar filmde. Ve gerçekten hani kimsenin beğenmemesini tahmin bile edemiyorum. Gerçekten efsane film. Bu filmi izleyebilirsiniz. Üçüncü olarak da Underground arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun oyunu var ve bunun bir de filmi var. Filmi de izleyebilirsiniz. Gerçekten filmi acayip sarar. Acayip sarar hani Underground filmi. Kesinlikle bunu da izleyin. Netflix onlarınızda bol bol film izliyordur. Witcher gibisinden. Joker filmini de izleyebilirsiniz. Üçüncü olarak arkadaşlar internette kurslara katılabilirsiniz. Evet gerçekten internette kurslara katılabilirsiniz. Bu nasıl mı oluyor diyeceksiniz. İnternette kurslara katılabilirsiniz. Hani hemen ben size birkaç tane kursu göstereyim. Open Culture Online kurs üyesi var. 800 ücretsiz ve 500 ücretsiz e-kitap ve 300 dil kursu içeriği ve 1000'den fazla üniversite ders ediyorsan ulaşabilirsiniz diyor. Ve bunlar hepsi ücretsiz. Gerçekten bunlar hepsi ücretsiz. Sonra bir de Khan Akademi var arkadaşlar. Salman Khan adlı girişimcinin başını çektiği sistem ilk yayına başladığında YouTube'da çok popüler olarak sonra online akademi haline gelmiştir. Birçok eğitim ve ders videosunun bulunduğu site Türkçe dilinde desteği de sunmaktadır arkadaşlar. Gün içerisinde evde karantinada bunlarla zaman geçirebilirsiniz. Birkaç ders alabilirsiniz. Sonra EDX devisi var arkadaşlar. Yaklaşık 7 milyon öğrencinin kullandığı EDX diğer online eğitim sistemlerine göre daha teknik konular içermektedir. Kurs ve dersleri çoğunun atanım tamamlandığınızda size online sertifika imkanı sunan sitede 700 üzerinde konuya istediğiniz zaman istediğiniz platforma ulaşabilme imkanı sahipsiniz diyor arkadaşlar. Ve bunların hepsi ücretsiz. Bakın 700 konu diyor. 700 üzerinde konu diyor ve bunları sizin zaman ulaşabilirsiniz ve bunlar tamamen ücretsiz. Dediğim gibi bu tür şeylerden kurs alabilirsiniz. Zaman geçirebilirsiniz. Ve arkadaşlar diğer maddemiz arkadaşlarınızla, ailenizle, insanlarla görüntülü konuşabilirsiniz. Tanıdık falan kim varsa bunları arayaraktan bunlarla görüntülü konuşabilirsiniz. Gerçekten çok zaman geçir. Dedikodu yapabilirsiniz. Sohbet, muhabbet edebilirsiniz. Gelecekte neler yapacağınızı konuşabilirsiniz. Şu virüsler bu bitti nelerle uğraşacağınızı şey yapabilirsiniz. Alo. Alo, ne yapıyorsun Doğukan? Ne yapıyorsun? Alo. İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi ben de, nasıl gidiyor? Ha. Şu an. Allah Allah. İnternet çekmiyor herhalde. Evet internet çekmiyor olabilir ya. Bir saniye. Ya neyse işte aradın. Video çekiyordum ben de arayın dedim işte öyle. Mikrofonu güzel mi? Ne yapıyordun? Video çekiyordum ben de video. Öyle arayayım dedim. Tamam kapatıyorum hadi bay bay. Dediğim gibi arkadaşlar aileniz arkadaşlarınızla ayakta gönüllü konuşabilirsiniz. Gerçekten güzel olur zaman geçiririz. Ve arkadaşlar diğer maddemiz de sanal müze ziyareti. Evet bildiğiniz sanal müze ziyareti. İnternette sanal müze ziyareti yapabilirsiniz. Google'a gelip sanal müze yazın. Enter'a basın. Ve burada bir çok sanal müze çıkıyor.
Evet ve bunları gezmek için 3D müzelere geziyor. Bakın burada. Burada sanal turlara basın ve burada birçok müzeler var. Bunları basıp gezebilirsiniz. Gerçekten güzel olur. Eğlenirsiniz. Asla sıkılmazsınız. Hani gerçekten müzeleri gezebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir müze falan varsa. Böylelikle bunlarla İstanbul Ayasofya, İstanbul Paranorma, Kocaeli Denizaltı, Kuveşehir Deniz Müzesi, Amasya Bimarhane, Aydın Yörükale Müzesi, İznik Müzesi, Edirne Sağlık Müzesi gibi birçok müzemiz var. Burada fazla gerçekten daha fazla müzeler de var. Bunları gezerek de zaman geçirebilirsiniz evde karantinada. Ve arkadaşlar son diğer maddemiz ise evde oyun oynayabilirsiniz. Gerçekten bu gamerlar özel. Evde oyun oynayabilirsiniz. Canınız sıkılmaz. Hani çünkü dünyada delilercesine milyonlarcasına oyunlar var arkadaşlar. Çok fazla, çok aşırı oyunlar var. Evde oyun oynayabilirsiniz. Gerçekten canınız sıkılmaz. Evde oyun oynamanızı tercih ederim. Gerçekten bakın hani oyun oynamayan insan bile oyun oynadığında gerçekten canı sıkılmaz. Oyun oynamayan insan bile oyun oynasın. Gerçekten canınız sıkılmaz. Gerçekten deneyin ve evde oyun oynayın. Gerçekten evde oyun oynayın. Oyun oynayın oğlum. Oyun oynayın. Oyun güzel bir şeydi. Tamam. Ama bu aralar dediğim gibi eğer çok fazla hemen hızlı zaman geçirmek istiyorsanız online oyunlar oynayın. Çünkü online oyunlarda geçirdiğiniz zaman var. Hatta hesabı yok. Çünkü gerçekten farkına varmıyorsunuz. Irmağa gidelim. Hemen şuraya atlayacağım, hızlıca bir loot yapacağım. Aa, iniyorum Superman gibi. Hop, sniper çıktı abi, bir sürü armor falan da çıktı. Şöyle bir drone'u salalım bakalım. Ay, altımızda hemen adamlar varmış bak. Her yerde adam var fazla. metre de işaretlemezsin be abi. Orada diğeri de. Mermi. Mermisi bitti onun. Hop, bu da gitti. Şu anda efsane oynuyorum oyunu gerçekten. Şurada adamlar var. Şu anda 3 kill ile başladık. Çok güzel. Ha, gördüm. Bu da gitti. Arkamdan gelmez inşallah. Bu da gitti. 11.700 param var arkadaşlar. Geliyorum ulan, bekleyin lan beni. Ama iki yerde varlar, ben bir şey yapamamıştım, bu ikisini bildim. Öldürdüm. Diğer maddemizde arkadaşlar, hani şu ara sıra fiziksel sorunları olan insanlar var. Hani tabii ki de sorun, fiziksel sorun derken engelli gibi değil. Nasıl diyeyim size, fiziğinden memnun olmayanlar falan var. Evde spor yapabilirsiniz. Şu an gerçekten hiçbir bahaneniz yok ve bol bol zamanınız var evde. Delilercesine spor yapabilirsiniz. Size en önerdiğim iki taktik, mekik ve şınav. Bu ikisini yaparaktan gerçekten çok güzel bir spor yapmış olursunuz. Hani ben size bunu söyleyeyim gerçekten. Diğer ise arkadaşlar puzzle. Evet, gerçekten şu anda gördüğünüz gibi bunun gibi puzzle yapın. Ama 50-100 parça falan değil. 500, 5000, 10.000 parça puzzle yapın. Delilercesine kafa yoruyorsunuz ve delilercesiniz. Zekanız gelişiyor gerçekten. Çocuklara veyahut da büyük, sadece çocuk işi değil bakın. Büyükler de yapabilir ve çok güzel zaman geçiyor arkadaşlar. Bonus sürpriz olaraktan ben size dezenfektan yapacağım. El dezenfektanı. Gerçekten bildiğiniz güzel bir el dezenfektanı yapacağım. Malzemeleri alıp geliyorum ve hemen sayacağım malzemeleri size. Evet arkadaşlar, güzel bir el dezenfektanı yapmak için bize gerekli olanlar: elma sirkesi, tabii ki de bu kadar elma sirkesine gerek yok. Sadece 3 kaşık kadar kullanacağız. 1 parça limon, karbonat ve boş bir el dezenfektanı yapmak için kullanacağımız sprey. Şöyle daha iyi görmeniz için ön tarafını söktük. Karbonatımızı, limonumuzu falan açalım. Şu an limonu bir ortadan ikiye keseyim ben. Limon ortadan ikiye kestim. Elma sirkesi gerçekten çok güzel kokuyor ama gerçekten bütün mikropları öldürüyor. Bu ikisinin mikropları öldürücü özelliği var. Elma sirkesi ve limon. Karbonat da onların kötü kokusunu bastıracak. Hani elinizi rahatça sürebilmeniz için. Bir yemek kaşığı elma sirkesi alıyoruz ve içine boşaltıyoruz bunu. İçine boşalttım. Bir yine yemek kaşığı limon. Limonu sıkabilirsiniz veyahut da kendiniz arındırma şeyiniz varsa arındırabilirsiniz de. Bu önemli değil fazla. Aynen şu anda sıktım. Şu anda burada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Hop, bunu da içine boşalttım. Gördüğünüz gibi şöyle rengi bir şey oldu. Şöyle de bir yemek kaşığı karbonat. Bunu da içine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Hani bayağı bir doldu falan. Şöyle temin bir köpürdü falan, tabii ki de siz göremediniz orayı ama şöyle bayağı doldu falan burası böyle. Bayağı bir doldu taştı. Dezenfektanınızı mı yaptınız tabii? Bu kadar mı lan diyeceksiniz. Şimdi hemen gidip suyu kaynatacağım. Siz de benimle beraber suyu kaynatacağız ve içine hemen suyu kaynatıp geliyorum. 5 hours later. Suyumuz kaynadı arkadaşlar ve ben de getirdim. Su şu anda bayağı sıcak. Gerçekten kaynar suyu bir şaka olmaz. Hani elinizi koymadan şöyle yavaş yavaş dökseniz kaynar suyu. Hiçbir şey olmaz aslında. Şöyle yavaş yavaş dökebilirsiniz içine. Şu an bayağı sıcak oldu ama birazcık soğumasını bekleyin. Yaptıktan sonra birazcık çalkalayın şöyle. Hafiften bir çalkalayın. Arkadaşlar elimi sıkıyorum. Dezenfektanımız hazır.
Sonra elinizle gezdirip gerçekten güzel. Hani elma sirkesi koydum, içine limon sıktım, limon koydum. Elma sirkesi ve limon ikisi mikrop öldürücü bir şey olduğu için ikisini de koydum. Sonra karbonat neden koydum? Karbonat elma sirkesinin kötü kokusunu engellesin diye, bakın. Elma sirkesi kokusunu normalde hiç sevmem. Nefret ederim elma sirkesinden ama şu an gerçekten sıfır koku. Elinize sıkıp yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi fazla bir aleti olmadan böyle güzel bir dezenfektan öderirsiniz. Gidip 20 lira, 30 lira, 10 lira, 50 lira vermeyin bir dezenfektanları. Gerçekten abartılara sokuyorlar. 10 numara dezenfektan abi. Oh. Gerçekten güzel kokuyor. Normalde elma sirkesinden nefret ederim ama şu an elma sirkesi kokusu sıfır. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Umarım eğlenmişsiniz, umarım beğenmişsinizdir. Ve isterseniz gerçekten ikinci seri olaraktan tam 50 tane öneri yapacağım size. Hani gerçekten hoşuma giden izleme ve hoşuma giden bir etkileşim alırsa video size tam toplam 50 tane, gerçekten 50 tane öneri yapacağım size. 50 tane. Bildiğiniz 50 tane abi, 50 tane. Ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.